Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir takımı kaç metre bir kumaştan çıkartıyoruz, bunu nasıl hesaplayacağız onu anlatacağım size. Daha önceki videolarda sürekli bahsetmiştim kumaşların en ve boy iplikleri çok önemlidir diye. Metre ile alırken, metre işi keserken de bu en boy ipliklerinin eşit olmasının neden önemli olduğunu bu videoda daha iyi anlayacaksınız ve kumaşınızı ona göre metreden kestirip ona göre ayarlayacaksınız. Şimdi ben size bir tane örnek göstereceğim. Şimdi aynı gibi gözüken, şu şekilde aynı gibi gözüken, ikisi de aynı papatya bunların. Bakın, bir tanesi daha geniş duruyor, bir tanesi daha dar duruyor. Aslında bunlar sayı olarak, şöyle yan yana koyayım. Şöyle, bunlar sayı olarak, yan yana sayı olarak aynılar. Neden farklılar? Birisi enine işlendi, birisi kumaşın boyuna işlendi. Şimdi bunu ben bilerek işledim. Bu enine boyuna siz rahat anlayın diye. Mesela bir tanesinde işlediğim desen, şöyle ölçelim. Bakın burada 3.8 santim. Yani 3.5'tan bir tık fazla. Burada 4.5 santim. Yani neredeyse yarım santim, 1 santim fark var. Neden fark var? Çünkü bu kumaşın en ve boy iplikleri eşit değil. Ben en ve boy iplikleri eşit olmayan kumaşlarda, mesela diyelim ki ben kare bir örtü işleyeceğim. Yani şurayı, şurayı, şurayı olduğu gibi nakış işleyeceğim. O zaman ne olurdu biliyor musunuz? Burası daha uzun olurdu. Yani görüntü olarak. Burası daha dar olurdu. Bu sefer çirkin bir görüntü olur. Kumaşın enini, boyunu, ipliklerini, genişliklerini o şekilde alırken, satın alırken çok dikkat edin. Ama şimdi farz edelim ki en boy iplikleri eşit değil kumaşın, ama kumaşı beğendiniz. Ne yapacaksınız? Sürekli kumaşın boyuna işleme yapacağınız için sürekli boyuna göre metre hesabı yapacaksınız. Kumaşınızın en ve boyunun ölçüleri eşit olduğu zaman bazen boyuna işlediğimiz gibi bazen enine de işleyebiliyoruz. Kumaştan tasarruf yapmak için en boy ipliklerinin önemi böyle anlaşılıyor yani. Bu budur. Yani gördüğünüz gibi, daha göstereyim. Şunun ikisinin arasındaki fark, şöyle yan yana koyayım. Bakın, ikisi de aslında sayı olarak aynılar. Bu daha uzun, bu daha yuvarlak. Doğrusu bu. Bu hatalı, bunu sökeceğim. Ya bilerek işledim. Siz görün diye. Bu kumaşın en ve boy iplikleri eşit değil. Şimdi benim elimde müşterimin bir kumaşı var. Bu Zivegard'ın işlemeli 25 count'luk kumaşı. Bunu hesaplarken enini, boyunu eşit olduğu için en boy iplikleri, enine de işleyince, boyuna da işleyince aynı oluyor. Hiç hani birinde uzun olmuyor çiçek. İkisi de aynı olmuş oluyor. Ona göre hesaplayacağım ben. Hazır bunu hesaplarken sizinle de paylaşayım nasıl hesaplandığını diye bu videoyu çekeceğim. Şimdi ölçüleri ben size göstereceğim ve kesmeye başlayacağım. Ama keserken burada sizinle beraber kesmeyeceğim de kağıt üzerinde göstereceğim nasıl hesaplandığını. Bu şekilde. Şimdi hesaplamak için benim kumaşımın eni, bu kumaşın eni 1.40. Şimdi şu şekilde ben kabataslak şöyle bir, şu şekilde defterime kabataslak, farz ediyoruz ki burası 1.40, 140 santim. Şimdi hesaplıyorum. Müşterimin istediği salon takımının ölçüleri, bir tanesini kare olacak şekilde 1 metre bitmişi, 1 metre bir örtü istedi. 1 metrelik örtü yapabilmem için, mesela kare bir masa örtüsü yapabilmem için, bitmişinin 1 metre olması için kenarlarını da kıvıracağım 3 santim. 3 santim kıvıracağım. Yani benim toplam burada 1.10 kumaş kesmem gerekiyor. Eğer siz
4 santimden bir köşe yapacaksınız. Kumaşınızı 4, 5, 5, 10, 1, 1, 15 kesmeniz gerekiyor. Bu şekilde hesaplayacaksınız. Ama eğer ben köşe yapmayacağım, sadece kenarına böyle bir fisto dantel geçeceğim istiyorsanız, 1 metrelik bir örtü için 1 metre 5 santim, çünkü kıvırma payı, böyle overlock payı falan olacağı için 1 metre 5 santim kesebilirsiniz. Şimdi ben 1 metre 10 santim buradan çıkartacağım. 1 metre 40 santim eninden geriye ne kalıyor? 30 santim kalıyor. Şimdi yukarıya doğru, yukarıya doğru kumaşımızı şöyle bir çizelim. Şimdi 1 metreye 1 metre olacağı için 1 metre 10 santim buradan da hesaplayacağım. 110 santim. 110 santimden şu şekilde bir kare çiziyorum. Bunu kağıtta yapmamın sebebi kumaşta bunu planladıktan sonra kağıtta kumaşta hemen hop diye kesebilirsiniz. Şimdi burayı da bu şekilde kapatalım. Çünkü 30 santim 30 santim burada kalan kumaşı kenarına bir şey yapmayacaksanız 30 santimlik bir örtü, 1 metrelik bir örtü işleyebilirsiniz. Ama burada bir bu kumaş artacak mecburen. Şimdi masayı bu şekilde hesapladık. Ayrıca bir tane konsolu var. Konsolunun ölçüsü 150'ye 40 santim. Şimdi 150'ye 40 santim. Bu kumaşın eni 1.40. 1.40 olduğu için zaten 150 santim enine sığmıyor. Ama mesela ben şimdi bunu hesaplamadan önce şunu söyleyeyim. Mesela siz diyelim ki 130 santim uzunluğunda 40 santim eninde bir konsol işleyeceksiniz. O zaman 130 santim büyük uzunluğunda bir kumaş almanıza gerek yok. Mesela bu kumaş 140 santim eninde ya. Ne yapacaksınız? Zaten 10 santim, 3 santimlik köşe için 10 santim yeterli oluyor. Eni tamamıyla yetiyor. Sadece 50 santimlik bir kumaş alarak bir tane enine işleyeceksiniz örtüyü. Çünkü bu kumaşın, Zivegard kumaşının en boy iplikleri eşit. İlla bu marka almanıza gerek yok. En boy iplikleri eşit olan herhangi bir kumaşı bu şekilde alabilirsiniz. Sadece 50 santimlik bir kumaş alarak bir tane runner ya da konsol örtüsü dediğimiz örtüyü enine işleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi en boy ipliklerinin, ya çok önemli, en boy ipliklerinin eşit olması lazım. Bu şekilde eğer eşit olmazsa bu şekilde uzun uzun böyle çirkin bir şey oluyor yani. Görüyorsunuz, bir daha göstereyim. Çok farklı ikisi. Görüyor musunuz? Ne kadar farklı. En boy ipliklerinin eşit olmasının önemini bu şekilde tekrar tekrar söylüyorum. Şimdi ne yapacağım? Konsol için 150 santim, bana 150 santim uzunluğunda bitmiş 150 santim olacak ve 40 santim eninde bir kumaş almam gerekiyor, yani yukarıya doğru. Ne yapacağım? 40 santim kumaş için, ya bitmişi için 50 santim şuradan hesaplıyorum. Şurası 50 santim düşünün. Burada geriye ne kaldı? 90 santim kaldı. Şimdi bunları da hesaplıyorum. Aynen bu şekilde. Ben nasıl hesaplıyorsam size de o şekilde aktarıyorum. Şimdi 150 santim almam için, bitmiş 150 santim olması için burası 160 santimlik bir kumaş almam gerekiyor. Yukarıya doğru. Yani 110 santim burada, 160 santim de burada, toplam 270 santim, yani 2 metre 70 santim kumaş almam gerekiyor. Şimdi burada 90 santim kaldı ya. Buradan 2 tane zigon sehpa, bir tane de normal sehpa çıkartacağım. Nasıl çıkartacağım? Şimdi sehpanın ölçüsü 1 metreye 45 santim bitmişi. Ama ben kumaş tekrardan ziyan olmasın diye onu da 40 santim yapacağım ki kumaş, ekstradan fazla kumaş almayalım. Çünkü 45 santim ziyan edecek kumaşı. Şimdi 1 metre sehpa yapabilmem için 1.10, yani şuradan 1.10 kumaş alıyorum. Buradan da 50 santim kumaş alıyorum. Şu şekilde kapatalım. Geriye ne kaldı burada? 40 santim kaldı. 40 santimlik bir kumaşım kaldı. Değil mi? Hayır. 50, evet, 40 santimlik kumaşım kaldı. Sehpayı buradan çıkarttım.
2 tane de konsol, pardon 2 tane de zigon sehpa 30'a 30, 2 tane de sehpa buradan rahatlıkla çıkartabilirim. Yani yine 10 santim. Mesela 30'a 30 olacağı için 40 santim kaldı ya zaten. Tamamını kullanmış olacağım. Buradan da 40 santimini kullanmış olacağım. Şuradan ufak bir kumaş ve buradan bir kumaş. 140 santimlik kumaş için. Eni 140 santimlik kumaş için mecburen artmış olacak. Yani yapacak başka bir şey yok. Eğer kumaşınız daha darsa, mesela alacağınız kumaş diyelim 1.30'sa ya da 1.20 ise, ona göre metresini daha fazla, daha uzun alabilirsiniz. Ben birebir masa için, bir daha söyleyelim, 1.50'ye 40 konsol için, 1 metreye 40 santim sehpa için ve 2 tane kare 30 santimlik peçete diyelim ona, kare örtü için 2 metre 70 santim kumaş aldım. 1.40 santimlik eni olan bir kumaş için 2 metre 70 santim kumaş aldım ve 5 parça örtü bununla çıkartacağım. Ama siz mesela kumaşların 180 santim eninde olan kumaşlar da var. Onu da o şekilde hesaplayacaksınız. Kağıt üzerinde mesela işleyeceğiniz örtülerin boyutlarını, ebatlarını, ölçüler o yüzden çok önemli. Ölçülerini not edip kağıt üzerinde hesapladıktan sonra kaç metre kumaş alacağınıza, bu en pratik yolu. Yani ben bu şekilde yapıyorum. Direkt kumaş üzerinden hesaplamıyorum. Bu sefer yanlış keserim, ziyan olur kumaşlar. Bu şekilde hesaplıyorum. Bu şekilde kafanıza takılan herhangi bir soru olursa tekrar yorumlar bölümünden yazın, ben cevaplarım. Ama bunu bir daha söylüyorum, tekrara düşüyorum, bunun farkındayım ama en boy ipliklerinin, ha bunu ben bakarak nasıl anlayacağım, anlayamıyorum derseniz ne yapacaksınız? Alacaksınız bir tane iğne, iplik. Orada hemen kenarından ufacık bir işleyeceksiniz. 5-6 tane çarpı attığınız zaman zaten kumaşınızın eni eşit mi, boyu eşit mi anlarsınız zaten. Kumaşlarınızı, kumaşı tanımıyorsanız, bilmiyorsanız. Mesela bu kumaşı da baktığınız zaman en boy iplikleri eşit gibi duruyor ama yani ben en boy ipliklerinin eşit olmadığını görebiliyorum ama ilk defa yapacak olan arkadaşlar fark etmeyebilirler. Çünkü ya çok sık bir dokuma olduğu için anlaşılmayabilir. Ya tecrübe ettikçe zaten hangi kumaşın eşit mi değil mi olduğunu anlayacaksınız ama ilk defa başlayanlar için zaten anlatıyorum bunları ben genellikle. Eğer bilmiyorsanız, kumaşınızın en boy ipliklerinin eşit olup olmadığını anlayamıyorsanız, bakarak anlayamıyorsanız, rica edeceksiniz. Hemen köşesinden 5-6 tane bir çarpı yapacaksınız. Hem buradan yapacaksınız diyelim. Ondan sonra buradan yapacaksınız. Bakacaksınız eşit mi? Eşit değilse ama siz o kumaşı almak istiyorsanız, o zaman sadece sürekli boyuna işleyeceğiniz için, ama kare bir örtü işleyemezsiniz en boy iplikleri eşit olmayan kumaşlara, kare bir örtü işleyemezsiniz. Çünkü dediğim gibi, şimdi bir daha göstereyim, İyice anlaşılsın diye tekrar tekrar anlatıyorum bunu. Şimdi kare kumaşa mesela diyelim ki en boy iplikleri eşit değil. Bunu buraya işliyorsunuz ya, bu yönde. Şimdi bu tarafa doğru döndürdüğünüz zaman bunu, bu çiçek bu tarafa doğru başladığınız zaman otomatik olarak bu şekilde işlenmiş olacak. Yani çiçekler sayı olarak, çarpı olarak bakarsanız, burada diyelim 20 tane çarpı var, burada da 20 tane çarpı var. Ama bu 3 santim çıkar, bu 4 santim çıkar. Neden? En boy iplikleri eşit olmadığı için. Bu şekilde. Detaylı olarak anlatmaya çalıştım, tekrar tekrar anlatmaya çalıştım ama kafanıza takılan yerler varsa tekrardan yorumlar bölümünden bana sorularınızı sorabilirsiniz. Fikirlerinizi, eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Yapmış olduğunuz işleri bana ilk alt tire ilişki merkezi Instagram sayfasının DM yoluyla fotoğraflarını yollayabilirsiniz. Birkaç tane bu şekilde yapıp yollayan arkadaşlar var. Çok memnun oluyorum, çok mutlu oluyorum ben. Geri dönüşler aldıkça elimden geldiğince de orada yardımcı olmaya çalışıyorum. Beni dediğim gibi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomu paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olduktan sonra orada zil işaretine basarak yeni bildirimlerden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.